ne yaptınız? Bu girişle bir tane daha video çekmiştik Loya ile. Loya şu an dışarıda oynamayı çok istiyor ama bu videodan sonra onu dışarı çıkartacağım. Dışarı çıkmak istermişim. Oh. Bazen gerçekten Loya'nın hayattan nefret ettiğini düşünüyorum. Ama umarım etmiyordur. Güzel kızım benim. Oh. Bu arada arkadaşımın köpeği Loya. Loya merhaba de insanlara. Merhaba de. Ya normalde tam bir kucak köpeği ama şu an çok fazla böyle bunaldı galiba sıcaktan. Ve kitaplarımı yalıyor. Heh, bana hatırlattığı iyi oldu. Bugün sizlerle Nisan ayında okuduklarım videosunu çekeceğim. 2021 Nisan ayında. Şöyle aslında 1, 2, 3, 4 tane aslında relatively kalın diyebileceğim sonuçta böyle bir kitap var. Kitaplar okudum. Şu da yine bir tık hani daha şey diğerlerine göre. Güzel bir ay geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız okuduğum kitapları. Zaten çoğunun yorum videosu kanalımda da mevcut ama görmediyseniz, bilmediyseniz buradan da izleyebilirsiniz. O zaman başlayalım. İlk olarak şimdi okuma sırasına göre gidelim çünkü daha iyi olur öyle diye düşünmekteyim. Erinler ve Sirenler hikayesinde anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetmiş olan bir karakterimizin hayat hikayesini aslında okuyoruz. Ege isimli bu kişimiz yavaş yavaş böyle artık kendi akıl sağlığını kaybetmeye başlıyor. Yavaş yavaş kendini kötü hissetmeye ve hatta yaşadığı okulda çok fazla zorbalığa uğramaya başlıyor. Ve bunu gören babaannesi aslında Ege'yi yurt dışına yollamaya karar veriyor. Çünkü bu zorbalıkların ardı arkası kesilmiyor başlarda. Sonrasında yurt dışından dönmek zorunda kalan babaannesi ölünce İzmir'e Foça'ya dönmek zorunda kalan Ege'nin aslında yavaş yavaş böyle Derin isimli birisiyle tanışmasını ve sonrasında da yavaş yavaş aşkı keşfetmesini okuyoruz. Çok şirin, tatlı bir yaz romanı. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben okurken çok keyif almıştım. Hatta Nisan ayının en iyilerinden bir tanesiydi. Gerçi Nisan ayının tüm kitapları en iyi kategorisine sokabileceğim kitaplardı. Şu sıralar okuduğum her kitaptan memnunum. Yani yavaş yavaş okuduğum her kitaptan memnun olmak beni daha da memnun ediyor. Sonrasında ise hayal kurmaya cesaret eden köpeği okudum. Bu aslında sapsali cinsine münasır bir köpeğin çiftlikte yaşarken, daha doğrusu çiftlikte değil bir bahçede yaşarken aslında yaşadığı şeyleri gösteriyor. O bir küçücük yavruyken bile en çirkinleri arasında. Maviye çalan hafif böyle siyah tüyleri var ve çok tatlı da bir köpek aynı zamanda. Ya bunu okurken gerçekten köpekleri çok fazla anladığım ve empati kurduğum, işte aç kalmasından şunu şunu hissedebilirler, susuz kalmasından şöyle olabilir dediğim çok fazla sahne vardı. Bir de spoiler, sonunda bayağı ağlatıyor sizi. Yani ben ağlaya ağlaya bir fable okuyacağımı hiç düşünmezdim ama okudum. Ve bu da bu arada köpeklerin kıymetini bilmemizi sağlayan bir roman oldu. Değil mi kuşum? Sen gerçi köpek değilsin, sen faresin. Oh güzel farem benim. Oh. Ardından uçabileceğini hayal eden tavuğu okudum. Yani uçabileceğini hayal eden tavuğu, böyle tavukların kıymetini anlamamı sağlayan bir tavuk beslemediğimiz için henüz evimizde. O yüzden bir tavuğu sevemeyeceğim. Ama bu da yine beni çok böyle duygulandıran bir fable'dı. Aynı zamanda çok da eğlenceli bir fable bu arada. Çünkü her ikisi de hayvanların ağzından anlatılıyor. Tavuk da öyle. Yani bir tavuk neler yaşayabilir, nasıl bir problemlerle yüzleşebilir falan onları okuyacaksınız. İlginç bir kitap bu arada. Her ikisi de ilginç bir kitap ve bu arada bir fun fact vereyim. Kore'de bunlar yıllarca klasik olarak okutulmuş fabullar. Yani harbiden kaliteliler de aynı zamanda. Loya nereye gidiyorsun? Loya beni terk etti. Neyse biz devam edelim. Show must go on. Ardından okuduğum son kitap Nisan ayında Dikenlerin Büyüsü'ydü. Dikenlerin Büyüsü gerçekten ilginç bir kitaptı. Hakkında konuşacağız. Yani sihirzadeler var işte ve kütüphanede yaşayan bir kız kitapların çocuğu olarak büyüyor aslında. Değişik bir hikaye. Kitaplar böyle kendi kendine takılabiliyorlar. Vahşi olanları var, gayet tatlı olanları var falan. Böyle tuhaf bir hikaye gerçekten. Fantastik bir roman, anlamışsınızdır zaten. Elizabeth diye bir karakterimiz var. Elizabeth bir sihirzade görüyor ve diyor ki aman Allah'ım sihirzade görmem lazım. Ve onunla tanıştığından sonra da hikayemiz böyle tatlış bir yere evrilmeye başlıyor. Nathaniel isimli bir karakterimiz var. Nathaniel ailesini çok küçük yaştayken kaybetmiş ve hizmetkarı Silas, şeytan olan hizmetkarı Silas aslında kalan tek ailesi diyebiliriz. Yani her iki karakter de aslında ailesiz ve yalnız büyümüş
Ve bu iki yalnız karakter birleşip dünyayı şeytanların elinden kurtarmak zorunda. Sizce başarabilirler mi derseniz okumalısınız bunu. Yani bunu merak ediyorsanız okumalısınız. Görürsünüz o zaman cevabını. Kitabı bu arada 12 yaş üstündeki herkes okuyabilir. Yani gayet güzel, tatlış bir fantastik macera. Herhangi bir şekilde olumsuz örnek oluşturabilecek ögelerde bulunmuyor içinde. O yüzden gönül rahatlığıyla kardeşinizdir, işte ne bileyim kendinizdir. Alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Seveceğinizi düşünüyorum. Büyülü, fantastik, güzel bir macera. Ben çok sevdim dediğim gibi. Bu ay şöyle göstermiş olduğum gibi 4 tane birbirinden güzel kitap okudum. Bu arada Mayıs ayında daha çok kitap okudum. Haberiniz olsun, şimdiden söylüyorum. Bunların her birine de teker teker hayranlık duydum diyebilirim. Her birinin videoları kanalımda mevcut mu? Evet mevcut. Her birinin linkini eğer üşenmezsem koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Bence her birini teker teker çok seveceksiniz. Eğer bir şans verip okursanız tabii. Ama bu ay okuduğum her kitabı iç rahatlığıyla sizlere önerebiliyorum. Peki ya sizler bu ay neler okudunuz? Hangi kitapları beğendiniz? Hangi kitaplardan nefret ettiniz? Aşağıya yazmayı unutmayın. O zaman bu videoyu izlediğiniz, bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.